Günaydın arkadaşlar. Bugün adalara gitmeyi düşünüyorum. Burgazada'ya özellikle gitmeyi düşünüyorum. Çok güzel diyorlar. Bakalım Burgazada'da bize göre bir şeyler var mı? Gidelim. Denizini görelim. Mekanlarını görelim. Evlerini bir görelim. Nasılmış? Hadi yola çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıktık. Kınalıada, Burgazada. Yerlerde bir şeyler yiyelim, kahvaltı edelim. Gerçekten mükemmel. Şurada bakıyoruz bakalım. Aradan bir börekçi var, tavsiye etler bulabilirsen. Herhalde bu arkamızda gördüğünüz yer olacak arkadaşlar. İsmail Babada adlı kardeşim tavsiye etti burayı. Çok güzel olduğunu söyledi. Bir deneyelim. Sen 20 otel elinde mi? Büyük çayla beraber. Alta. Öden verin. Tamam. Neyse 20 lira paket. Bir büyük çay yazıyoruz oraya. Alta. Burada mı sipariş veriyorum? Ya normalde masada verebilirsiniz. Hem çekiyorum böyle, özel YouTube için tamam, çekiyorum. Tamam, o zaman yardımcı olun beyefendi. Yardımcı olun. Börek yiyeceğim. Börek, neyini börek istersiniz? Kıymalı börek. Tabii. Kıymalı börek istiyorum. Bir de ufak, orta açık şey, ufak bardak cam. Tamam, tamam. Teşekkür her ediyorum. Şu anda yok, teşekkürler. Böreğime çayım geldi. Bu mutfakta çok güzel kokular geliyor arkadaşlar. Bakalım. Güzel bir vanilya kokusu alıyorum. Bir yandan börek yerken bir yandan vanilya kokusu alıyorum. Deneyelim bakalım nasılmış. Çatala batılı şekli güzel olduğunu gösteriyor. Toplamda 27 lira fiyat var. Çatal sarı tutuyor musunuz? Mükemmel. Bugüne kadar yediğim en iyi böreklerden birisi arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok güzel. Şef, bu nedir? İlk defa görüyorum şundan. Palmiye. Palmiye. Milf hamurundan yapılıyor. Şekerli. Şekerli mi? Evet. İki tane bir databilir miyim? Koyabilir misin? Evet. Nasıl alabiliriz onu? Gönderiyorum masaya hemen. Tamam. Yani. Merak ettim. Müsaade edelim. Çok övdüler de burayı. 5 tane zereotlayı poğaçası. 3 şekerli milföy hamurundan bir şeymiş. Çok merak ettim. Tadına bakacağım. Şuradan da atacağım. Hiçbir şey gerçekten merak etmiyorum. Başta sert gibi gözüküyor. Ağzını da atınca ağzını da atınca. Çok ilginç ve çok mutlu bir şey arkadaşlar. Şurada arkadaşlar mekanda bir kıymalı olarak gidelim.
Türkiye'yi gezdim. Çok yerde yedim. Böyle bir kıymalı börek yemedim desem. Yani yalan olmaz. Gerçekten ilk beşe sokarım. Mükemmel. Burgazada da hemen vapurdan inince sağa gittiğiniz vakit beyaz bir bina, patisserie, kafeterya ve daha başka şeyler de var ama ben sadece kahvaltı ettiğim için bunları yedim. Mükemmel. Tavsiye. Şöyle çay çekip çay bahçesi ararken şöyle bir kedi gördüm arkadaşlar. Bir kedi şu anda ölmüş falan değil. Yani uyuyor. Bildiğim böyle de uyuyan bir kedi ömrüne görmedim. Kahvaltımızı ettik. Şimdi şöyle bir yürüyelim. Bu plazada da. Buraya ben daha önce hiç gelmemişim. İstanbul'da çok yıllar oturdum. Ama temizlik şöyle oluyor. Denize bakın. İstanbul'da bir iskelenin kıyısını böyle berrak göremezsiniz. Kayıklar. Şöyle bir soğukların içine dalalım. Şu anda Burgazada'dayım. Soğuklarında yürüyorum. DJ Mobil Osmo ile çekiyorum arkadaşlar. Geniş açılı bir lens taktım. Bahçesindeki bu ağaç ya da çiçek mükemmel olmuş. Şöyle evlere bakın. Burada hiç motorlu araç yok. Sadece ambulanslar var motorlu olarak. Bir de etraya varsa vardır. Şöyle güzel bir çay bahçesi bulduk galiba. Bakalım. Şurada bir çay içelim. Şöyle güzel tarihi bir cami var burada. Çok rüzgar var. Sesle biraz problem olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şurada bir çay içelim dedik ama rüzgardan da pek keyif alamadık. Bir tane de misafir var. Hiç de kaçmıyorlar insanlar. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli araçlarına bir adada tur atalım. Bakalım nasıl olacak turumuz. Akbil'i bastık. (Gülüyor)
Çok güzel ama ya. Karşıdaki, soldaki adam. Meşhur. Korku açık değil herhalde değil mi? Yok şu an... Hükümet yetkilileri gidiyor geliyor işte yani. Şu an halk gidemiyor oraya. Da ileride ne olur bilmiyorum. Sivriada da oturan var mı? Yok orada oturanları. Burası sadece yedi gibi herhalde. Burası restoran aslında. Meşhur bir restorandır. Bugün akşam burada yani yer bulunmaz. Böyle söyleyeyim. Fiyatları nasıldır? Fiyatları yani meşhur bir restoran gibi de. Dediğime göre yani herhalde siz tahmin edebilirsiniz herhalde şeyleri. Bazen İstanbul'da meşhur yerlerde gayet güzel fiyatlar oluyor ya. Yok öyle yani öyle etilerde falan filan. O başka. Yani meşhur derken buralar yani buraya yatlarla falan geliyorlar sahiline yani öyle restorana geliyorlar buraya çıkıyorlar. Akşam evet. 400-500 kişi gelir buraya. Ama hakikaten İstanbul'un dibinde böyle Bodrum'u aratmayacak gibi bir yer ya. Manzara olarak, şey olarak, güzellik olarak. Şu çiçeklerin ismi ne? Begonvil. Begonvil mi? Çok var burada. Evet, adamın meşhur çiçeği. Yaz başına aşağıda, yaz sonuna kadar. Bunun füdesini nerede buluruz acaba ya? Satıyorlar. Satıyorlar mı? Ben de Sabancı Gölü köşesinde oturuyorum. Tam bana göre. Havasına müsait. Güneşi seviyor işte, güneş gözüküyor. Ya, havası müsait, hem esiyor orası. Nerede buluruz ki bunun fidelerini? Şimdi önünden geçeceğiz bir tanesi. Çiçekçinin orada satıyoruz. Tamam. Fides dediğim işte böyle saksıda böyle bir tane. O büyüyecek tabi. Işte, o sarıyor kendini işte. Büyüyor. Evet, tamam, şimdi ne yaptık? Böyle belediyenin araçlarına çok iyi geldi. Size çektim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş öğretmen evine doğru gidelim. Yine çok değişik, çok güzel bir ev. Ama şurada daha başka ilginç bir ev var. Gerçekten çok ilginç. Ev mi? Kilise mi bu? Anlamadım ki. Nasıl bir evdir bu ya? Nasıl bir mimaridir? İlk defa da görüyorum. Çok güzel ama çok değişik, çok ilginç. Mekanımıza geldik. Önce bir çay içelim, bir keyif yapalım dedik ama pandemiden dolayı cam bardak vermiyorlar. Bununla idare edeceğiz. Şöyle fiyat tarifesini göstereyim. Bence gayet makul böyle bir yer için.
köftemiz de geldi arkadaşlar. Köftemiz, içeceğimiz, odun ekmeğimiz, bir yandan çayımız var. Manzaramız da böyle Burgazada öğretmen evinde. Bu manzaraya mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum imkanı olana. Şöyle yiyelim dedik. Yağlar şelale olmuş. Izgara köfte. Bakalım. Of of of. Domatesle közlemişler. Yanına bir de ezme gibi bir şey koymuşlar. Pilav da çok güzel gözüküyor. Köftenin tadına bakalım. Gerçekten başarılı. Arkadaşlar yani bu fiyata böyle bir yerde bu yemek yemek birazcık zor. Artık bundan sonra bana afiyet olsun.